Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size kılıç çiçeğimle geldim. Bugün anlatımını yapacağım. Başına bir şeyler geldi tabii ki. Bakın arkadaşlar, biraz yapraklarda yumuşama ve buruşma oldu. Bunun sebebini anlatacağım. Bunu dikerken tam sıkı dikmemişim arkadaşlar. Köklerini yani sıkı sıkı böyle bastırarak dikeceksiniz ki arkadaşlar. Yani kökler hava almayacak. Hava alırsa kök çürümesine neden oluyor arkadaşlar. Bugün size bunu anlatmak istedim. Bakın, toprağına da kokopet koydum. Köklensin diye karışım yaptım. Birazcık deniz kumundan koydum. Az yani bahçe toprağına karışım yaptım arkadaşlar. Bakın. Biraz da solucan gübresi koydum. Bakın arkadaşlar, kökle sıkı diktim. Ben bunu dışarı atmıştım. Tabii ki o rüzgarlarda bıraktım. Rüzgardan da oluyor. Rüzgardan hoşlanmıyor kılıç çiçekleri. Çünkü hava akımını hiç sevmiyorlar. O anda sallandıkları zaman kökleri hava alabiliyor yani. O yönden de olabilir. Yani güzel gidiyordu. Kökleri açıldığı zaman sonuç bu oluyor arkadaşlar. Bunu da anlatmak istedim size. Arkadaşlar, dikimimiz bitmiştir. Yani çok sıkı toprağını diktim. Çok güzel toprak oldu. Bunu artık ya içeri koyacağım ya da esinti almayan bir bölüme koymayı düşünüyorum. Bakalım sonucumuz iyi olur inşallah. Çünkü esintiyi hiç sevmiyor kılıç çiçekleri. Bakın, bunlar da diblerini diktim böyle sarkıcı olsun diye. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Yani buruşma yapıyor. Esinti aldığı zaman, kök hava aldığı zaman kılıç çiçeğimiz bu durumda oluyor. Yani erken kurtardım ama inşallah sonucumuz iyi olur arkadaşlar. Bakın, yapraklar sanki suyunu çekmiş. Bakın arkadaşlar, bu Howard'ya da kumlu topraklardan çok hoşlanıyor. Çok güzel gelişiyor, kökleniyor. Bunu da oraya diktim. Bakın, çok güzel bir saksımız oldu. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzleyip abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.